Oy. Tamam. Basıyorum onu. Tamam. Bahçeler de şenlenecek şimdi. Ne yapıyorsun? Toprağıyla mı kaldırıyorsun şeyi? Köküyle alıyorum. Arada gübre şey yapıyorum. Yoksa olmaz. Şey yapmış. Yağmur tam yağmadığı için toprak sertleşmiş. Bu çiçekler her yerde bulunmaz böyle. İnsanlar bunları görmek için ta değişik dağlara, yaylalara çıkıyor ki bu çiçekleri göreyim, onlarla onların kokusunu alayım diye. Burada doğa insanlara ne kadar güzel şeyler sunmuş. Evet, evet, insanlar değerini bilse doğa veriyor. Salih abi, günaydın. Günaydın Ali, günaydın. Yine bu sabah yeni bir yürüyüşteyiz. Evet. Burgaz sahiline geldik. Evet. Burayı bize bir anlatabilir misin? Şimdi burası eski Kindos limanının devam olan Burgaz sahili. Buralarda köyün arazileri, yani tarlalar işte. Bahar olduğu için görüyorsunuz. İşte hardal çiçekleri, papatyalar, işte gelincikler ve ismini bilmediğim bir çiçek bu tarlalarda açmış ve baharın gelişini sanki kutluyor gibi, çok güzel. Sonra karşı taraflarımız yine dağlar, dağların arkasında Ege Denizi var, bu taraf Akdeniz, Ege Denizi, bu türbinlerin arkası Gölgova Körfezi, şeye kadar devam ediyor. Akdeniz. Peki şu gördüğümüz üstünde duman bulutların olduğu büyük dağ neresi? Orası Emecik Dağı olarak geçiyor. Oranın bulutların üstündeki, yani bulut, dağın üstündeki kısımda, o bulutların olduğu yerde ağaçlar tamamen yosun bağlamış. Sanki bir Amazon ormanlarının içine giriyormuş gibi bir his yaratıyor. Ve çok güzel. Oraya zaman zaman çıkıp geziyor musunuz? Tabii. Oranın üstüne de çıkılıyor. Oranın alt tarafı daha güzel. Oralarda işte o dağın alt tarafı liman var, sahil var. Sakin, sessiz, bakir bir yer. Oraya çıkıyoruz, bu taraflara gidiyoruz, işte gelene taraflarına gidiyoruz. Karşı tarafta Perili Köşk var. İşte onun karşısında Simi Adası var. Yani denizi de harika, dağları da harika. Yani her şeyi ayrı bir güzel Datça'nın yani. Ama Datça'ya değer verirsen, önem verirsen bu güzelliği sürekli yaşarsın. İşte karşıda Can Yücel'in şiirlerini geçtiği Koca Dağ. Oo, şu üstü bulutlarla görkemli bir şekilde karşımızda duran dağ Koca Dağ. Orası Koca Dağ. O Koca Dağ muhteşem bir yer. Çok güzel şeyler var, yerler var. Örneğin Güllük Deresi var. Sağ tarafında kanyon var. Ondan sonra bu tarafa doğru aşağısında değirmenler var. Yine bu türbinlerin arka tarafı Karaköy. Karaköy'den Bodrum'a vapur kalkıyor, araba vapuru kalkıyor. Bu dağlardan şurası Kral Mezarı. Hacettepe'si yani, denilen yer mi? Tepesi, Kral Mezarı, Kızılşah'ın üstünde. Bu taraftaki dağda kale. Bu da Datça'nın, eski Datça'nın üzerinde. Diğer dağlarda işte Kargı vesaire, işte o dağların arkasında Domuz Çukuru, Kızılbük vesaire. İşte öbür tarafta Mesudiye, Kindos uzanıp gidiyor yani. Kısacası buralar şu anda yani insanların hayal ettiği cennet gibi bir yer. Peki şimdi nereye doğru yürüyeceğiz? Şimdi Uşaklı Gül sitesi var ileride. Bu top ağaçların arkasına doğru gidip oradan tekrar döneceğiz. Hadi bakalım. Eski Kindos'a uğrayacağız. Oradaki zeytinyağı fabrikası var. Eski
Ondan sonra şarap fıçıları var. Onları görürüz. Oo, bayağı bir gezeceğiz yani. Evet, bayağı bir doğal bir müze gibi. Gerçekten de doğal bir müze. Ama da tabii yani biraz kıymet verilirse, o eski limana bakılırsa, bir yıl tarihi eserde ortaya çıkacaktır yani. Bunlar da bizim değerlerimiz yani, memleketin değerleri. Hadi o zaman yavaş yavaş gidelim. Evet. Bak bir taraftan dağları gördük. Endemik bitki örtüsünü gördük, çiçekleri gördük. Hemen yakınımızda deniz ışıl ışıl uzanıyor göz alabildiğince. Biz şimdi yürüyeceğiz. Selam. Evet. Şimdi yürüyüşe devam ediyoruz. Şimdi Datça papatyalarıyla ünlü. Çünkü burada daha çok beyaz papatyalar var. Sarı papatyalar var. Bu sarı papatyalar hemen hemen endemik gibi bir şey yani. Çok güzel. Onun dışında hardal çiçekleri var. Türlü türlü çiçek işte burada yani. Deniz kıyısında evet. Güzel bir tarla. Evet. Burgaz civarında deniz kıyısında güzel bir tarla ve boydan boya sarı çiçekler, papatyalar, diğer yabani çiçekler. Hepsi bu arkamızdaki dağ, dağın ismi ne? Arkamızdaki dağ Koca Dağ. Bu taraftaki Emecik, öbür tarafta Koca Dağ var. İşte Hacet Tepesi var, kale var, Kargı Tepesi var. Hepsi ayrı ayrı işte buralarda şu anda kullanılıyor. Oh ne güzel. Bahçelerin arasında işte öbür tarafta Davar Ağalı var. İşte, Knidos antik kenti burası galiba. Eski Knidos denilen yer. Antik kenti burası böyle yaklaşık bir 5 kilometre sahil kenarında yer alıyor. İşte peki bu çiçeklerden evin bahçesine falan götürüp dikiyor musunuz? Yani evin bahçesine de götürüyoruz ki buradaki çiçekler çoğalsın yani. Onlar da en azından yarın bunlar yok olduğunda onlar var. Ne güzel ne güzel her biri bir başka güzel. Evet. Vallahi cennet gibi bir yer vallahi. Şöyle etrafa da bir bakayım. Evet, bir tarafta deniz, bir tarafta çiçek tarlaları. Van Gogh'un tablosu gibi buralar ya. Bir tarafta ilkbahar mevsiminde yeni açmış mimozalar. Diğer tarafta Emecik Dağı. Bugün görüyorsunuz üzerinde bulutlar. Yılın bütün aylarında bu bulutlar eksik olmaz Emecik Dağı'nın üzerinde. Kıyı sürekli döven dalgalarıyla Ege Denizi, Akdeniz ve sabah yürüyüşü.